Kitap tavsiyeleriniz nelerdir? Ama sizin durumunuzda teknik kitap da soranlar olmuş. Kanser genetiği için kitap öneriniz var mı gibi. Genel olarak hem genel hem de alanınızla ilgili olarak kitap tavsiyeleriniz var mı? Böyle kesin okuyun veyahut da çok beğendiniz. Yani kesin okuyun diyeceğim bir şey yok. Yani merak ettiği şeyleri okusun insan. Benim hayatımda bana katkıda bulunan önemli kitaplar vardı. Onlardan bazıları böyle buyurdu. Zerdüşt var mesela Nietzsche'den. Onu öneririm. Özellikle pazar yerindeki sineklere dair kısmını okusun arkadaşlar. Onu öneririm. Hitchhiker's Guide to the Galaxy, otostopçunun galaksi rehberini öneririm. Hayatın anlamını sorgulayan arkadaşlarım için. Onun dışında işte daha teknik kısımda kitaplara örnek olarak işte Molecular Biology of the Gene var. Moleküler biyolojinin bence şeyi yani kutsal kitabı diyebilirim. Jim Watson yazdı onu 1960'lı yılların 60'lı yılların sonunda ve hala da çok iyi, çok güncel bilgilerle moleküler biyolojiyi insanlara öğreten bir kitap. İmmünoloji alanında da işte moleküler immünoloji, Abbas moleküler immünolojiyi öneririm immünoloji öğrenmek isteyen insanlar. Kanser genetiği alanında hani Bob Weinberg'in bir kitabı var ama yani kitaplardan çok güncel bilgileri takip edemiyorsunuz. O yüzden Google'a sorup oradan bilgilerin doğruluğunu teyit edecek şekilde bulmak daha iyi. Teknik kısımlardan bahsediyorum. Teknik olmayan kısımlarda da yani her kitabı okusun arkadaşlar ama okuduğu her kitabı da kritik bir şekilde değerlendirsin. Sorsun kendisine. Ben buradan kendime ne alıyorum? Yani non-fiction yani böyle kurgu olmayan kitaplarda her yazan şey de doğru değil yani. Onu da anlatayım. İnsanlar yorumlarını katıyor bazen non-fiction kitaplarda, kurgu olmayan kitaplara. Kurgu kitaplarından da yani Türk edebiyatının her kitabını okusunlar. Dünya edebiyatının klasiklerini okusunlar. Yani orada bir ayrım yapmıyorum. Ben çocuk yaşımda onları okumaya başladım. Benim için şanstı çünkü işte kardeşlerim, ben 8 çocuğun en küçüğüyüm. Onlar lise dönemindeydi. İşte onların okuduğu her kitabı da ben okuduğum için çocuk yaşta o şansa sahiptim. Yani işte ablalarımın, abimin okuduğu kitapları okumak orada bana bir şans oldu. Dünya klasiklerini okusunlar mesela. Hani bugün onlara ulaşmak çok kolay. Türk edebiyatını okusunlar, kendi kültürlerini, kendi topraklarında üretilen edebi eserleri anlasınlar. Ben edebiyata çok değer veririm. Hani orada şunu oku, bunu oku diyemem. Hepsini oku yani. Hangisi senin kalbine dokunuyorsa onu oku.